Şehon Vasim kullanıyor penaltıyı. Şehon Vasim ve evet Fatma Gülgüler kurtarıyor penaltıyı. Şampiyonluğu var. Evet. İnşallah nice şampiyonluklar yaşamak ona nasip olsun. Sonunda Ve turnuvada evet 26 golü Sevda. vardı. Sevda'nın bir golü daha. Sevda gollere devam ediyor. Penaltı kaçmıştı üstüne Sevda'nın golü. O ve Evet güzel bir ve gol ve gol. gol. Kaçırıyor Minji Seo topu. Minji Seo topu kaçırdı. Elinin altından, kolunun altından ve 6-2'ye geldi skor. Tandırır. Ve işte Ve son maç hücum bitti. gerçekleştiriliyor. Topu ağlara gidiyor acaba süre yetti mi yetmedi mi onu bilmiyorum ama bildiğim tek şey var. İlk dünya şampiyonluğu geliyor. Yani kilometrelerce uzak Portekiz'de 4000 kilometrenin üzerinde bir mesafe var Evet. aramızda Evet. Portekiz'le. İşte bu büyük sevinç, haklı sevinç. Federasyon başkanı, yine teknik direktörümüz, hocalarımız, oradaki bütün çalışma arkadaşları. Yani... Şampiyonlar burada. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok sağ olun. Nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Dünya şampiyona. Evet. Hoş bulduk aşkım. Meğer 1,5'taymış randevumuz. Böyle nasıl şimdi anlatın bakalım. Hayır, bu aralar. Şeyde çok üzülmüştük, çok ağladık, çok acı çektik ama evet. Onu da kimselere bırakmayız. 4 olmak üzere 3 kere üst üste. Orada altın gole gittik, 5-4 kazandık. Bizim ülkemiz. Haklar, kazanımlar çok... Türk genci olarak hakikaten bambaşka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Sizleri buradan uğurlarken hiç şüphemiz yoktu. Aklımızda küçücük bir şüphe bile yoktu. Biz biliyorduk ki o şampiyonluk ülkemize gelecek. Çünkü milli takımın kadrosundaki iki arkadaşımızla birebir temas edebilme, onlarla birebir çalışabilme fırsatımız vardı. Sizler de milli takımımızın başta sporcususunuz ama aynı zamanda da Pamukkale Belediye Spor Kulübümüzün de biz öyle görüyoruz sporcususunuz. Ve o vesileyle de sizinle sürekli bir arada olduğumuzdan içinizdeki heyecanı ve motivasyonu biz çok net hissettik. Meclis toplantılarında sizler gelip hitap ettiğinizde zannetmeyin ki sadece siz motive oluyorsunuz. Biz de motive oluyoruz. Biz neye dair motive oluyoruz? Ne iş verildiyse onun en iyisini yapmalısın. Bakın burada Berfin ve Şeyda kardeşlerim kendilerine tanımlamış oldukları bu hayat yolculuğunda, o hedefler konusunda gayret gösteriyorlar. Dişini tırnağına takıp, bütün hücrelerine kadar bu konuyu hissedip, başarılı olmak için koşturuyorlar. O zaman biz de vatandaşımızın, milletimizin bize emanet etmiş olduğu bu vazifeleri en güzel şekilde yapmalıyız. Sizi oraya gönderirken dedim ya hiç aklımızda tek bir tereddüt bile yoktu. O haberi aldığımızda da o kadar mutlu olduk ki yerimizde duramadık. Ben hemen etrafımdakilerle bu dünya şampiyonluğunu paylaştım. Ve geri dönüşünüzde de böyle meşalelerle, değil mi? Otogarda dehşet bir şekilde karşılandınız. O da çok Evet. güzel bir enstantane oldu. İnşallah bundan sonrasında da şimdiye kadar şampiyonluklarımızı bir bir elde ettik. O kariyer basamaklarında, sporda o adımlarımızı sağlam bir şekilde attık. 2024 yılında Fransa'da gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda da hedefimiz bir numara olmak. Orada olimpiyat şampiyonu olmak. Tekrar hem ailemizi hem ülkemizi gururlandırmak. Bizler sizin birer ailenizin parçası olarak kendimizi görüyoruz. O yüzden Bizim için de. bize yaşatmış olduğunuz, ülkemize yaşatmış olduğunuz bu gururdan ötürü ben hepinize, başta burada bulunan iki değerli sporcumuza ve sizleri yetiştiren değerli hocamıza ve bütün milli takımımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Uzun zamandır dünya şampiyonası için çalışıyoruz. Aslında bu 2 yıllık bir süreç. Tokyo Paralimpikler için, Olimpiyat ve Paralimpikler için başlamıştık bu sürece. Tabii dünya şampiyonası da hemen ondan sonra geldiği için biz çalışmalarımıza hiç ara vermeden 2 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Ve çok şükür ki bunun karşılığını aldık. Dünya şampiyonasında şampiyon olduk. İstiklal Marşımızı okuduk, bayrağımızı en üste çıkardık. Çok gurur verici. Gerçekten ülkemizi en iyi yerde temsil etmek, burada ailemizi, sevdiklerimizi gururlandırabilmek çok gurur verici.
Ben çok teşekkür ediyorum. 2 yıldır hiç ara vermeden çalışıyoruz. Önce olimpiyatlar, sonra da dünya şampiyonası. Hayalimizdi Portekiz'de dünya şampiyonu olmak. Golbol kadın milli takımı olarak eksik olan bir parçamız vardı. Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu elde etmiştik. Eksik olan tek şey de dünya şampiyonluğuydu. İlimize döndük şampiyon olup burada bize olan ilgiyi, alakaya çok teşekkür ediyorum. Evet, önce set tanıdık yok ama bir de öyle bir an olsun. Tabii ki evet. Ya. Buradayım efendim. Çok sağ olun. Buradayım efendim. Buradayız efendim. Buradayız efendim. Teşekkürler. Allah'ım.